Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerindeki bu şefkate, bu merhamete, bu rikkate, bu saygıya, bu edebe bakınız. Bir de onun babasının ona nasıl cevap verdiğine bir bakınız. Kale, erâgibun ente an âliheti ya İbrahim. Ey İbrahim, sen bu tutumunla benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Babası düşünecek yerde, ya benim bu ilah dediğim nesneler benden daha aciz. İbrahim beni şeytana karşı uyarıyor. Allah'ın azabına karşı uyarıyor. Cehennemden kurtulup cennete davet ediyor. Küfrün insan ruhundaki sıkıntıyı, baskıyı, zihnini körelten o berbat halini terk edip imanın geniş ufuklarında ifade yerindeyse rahat ve huzur içerisinde kanat çırpmaya davet ediyor. Ve ben İbrahim'in bu davetine karşılık kalkıyorum. İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Bir de senin ilahlarına prim verecekti. Böyle şey nasıl beklenmiş? Akılsızlık o kadar ileri ki, küfür insanın gözünü öyle bir kapatıyor ki, hakikati bir türlü görmek, bir türlü anlamak imkanını, isterse hakikat ki öyledir, en parlak şekliyle karşıda dursun, onu gösteremiyor. Göremiyor, anlayamıyor, idrak edemiyor. Ey İbrahim diyor, senin bu söylediklerinden anlıyorum ki sen benim ilahlarımdan yüz çevirmek istiyorsun. Bunu mu anlayacağım diyor. Ha. O Rahman olan Allah'ın rahmetine çağırıyor onu. Şeytanın dostu olmakla aksi takdirde tehdit ediyor onu. Uyarıyor. Babası, sen bundan mı yüz çeviriyorsun? Le illem tentehi devam ediyor. Le illem tentehi le arcumennek. Eğer bu söylediklerinden, bu yapıp ettiklerinden, bana yaptığın bu çağrıdan, bu iman davetinden vazgeçmeyecek olursan, yemin ederim seni taşa tutarım diyor. Recm etmenin birkaç manası var. Sana ağır sözler söylerim, sövüp sayarım, yanımdan kovarım, ölesiye kadar seni taşlarım gibi. Hepsi burada uygundur, olabilir. Vehcurni meliyye. İyisi mi? Git gözüm seni görmesin diyor. Beni uzun bir süre kendi halime bırak. Uzun bir süre yanıma gelme. Görmeyeyim seni diyor. Öyle. Küfür böyle bir şey. Benzeri halleri zaman zaman işitiyoruz. Babalarıyla, evlatlarıyla yaşayanlar var. Evlatlarıyla yaşayanlar Nuh Aleyhisselam'ı kendilerine örnek alsınlar. Babalarıyla bu durumun bir benzerini yaşayanlar İbrahim Aleyhisselam'ı kendilerine örnek alsınlar. Çünkü peygamberler gerçekten her hususta bizim en güzel örneklerimizdir. Ne söyledi İbrahim Aleyhisselam? Selamun aleyk. Her şeye rağmen yine sana esenlik olsun. Sana esenlik diliyorum. Selametten ayrılmayasın. Esenlikte olasın gibi. Se estağfiru leke Rabbi. Hiç vakit geçirmeden pek yakında ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. İnnehu kâne bi hafiyya. Şüphesiz ki o, yani Rabbim,
bana ikram ede gelmiştir. Benim dualarımı hep kabul etmiştir. Bana hep merhametlidir. Benim halimi çok iyi bilendir gibi manalarla tefsir edilmiş. Benim halimi görüp gözetendir gibi. Burada İbrahim Aleyhisselam başta olmak üzere kafire mağfiret dilemek meselesi gündeme geliyor. Bir defa küfür üzere ölmüş olma ihtimali yüksek olan, yani hayattayken kafir olup tövbe ettiği bilinmeden ölen kimselere mağfiret dilemek İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında da yasaktı, bizim şeriatımızda da yasaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın ona mağfiret dilemesi hayatta olana şu niyetle caizdir. Hayatta olana Allah'tan mağfiret şu niyetle caizdir. İnşallah iman edersin ve senin bu küfürden dolayı kazandığın günahlarını Allah bağışlar. Yani hidayet talebi niyetiyle kafire mağfiret dilemekte bir sakınca yok. Fakat kafir yaşadı, tövbe ettiği de bilmedi, bilinmeden öldü. Kesinlikle mağfiret dilenmez. Bilerek kasten yapılırsa kafir olunur. Selam da aynı değil hocam. Selam. Selam, selam kafire üzerindeki bazı görüşlere göre beraberindeki melekleri niyet ederek Esselamu Aleyküm demek caizdir. Fakat asıl olan kafirin Müslümana önce selam vermesini sağlamaktır. Buna dikkat edilir. Dolayısıyla kafir olduğu hayatında fakat ölmeden önce de tövbe ettiği bilinmeyenlere kesinlikle mağfiret dilenmez. İsterse bunlar maazallah babalarımız, kardeşlerimiz, aşiretimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, en yakınımız olsun. Çünkü iman olmayan akrabalıkları tesis eder. Küfür ise mevcut olan akrabalıkları ve bağları dahi kopartır. Öyle. İkisi anne baba bir kardeş. Kafir olsalar o kardeşliğin sadece aynı anne babadan doğmak hükmü kalır. Birbirlerinden aynı anne babaları kafirse veya müminse biri Müslü, biri miras alır öbürü almaz. Şeram böyle. Birbirleriyle hiçbir kan bağı olmayan insanları da birbirine kardeş yapar. İnnemel mu'minune ihva. Bitti. İman zamanı, mekanı da aşar. Adem Aleyhisselam'ın biz ne seben evlatlarıyız. Fakat dinimiz itibariyle biz kardeşiz. O bizim peygamberimizdir. Peygamberimiz olarak o da Müslümandı, biz de Müslümanız. Bütün peygamberler ve onların ümmetleri, onlara iman edenler Müslümandır. Müslümandır. Ve kardeşiz. Müminiz yani. Mümin olmamız hasebiyle kardeşiz. Zamanı ve mekanı aştı. Kıyamete kadar gelecek bütün müminler bizim kardeşlerimizdir. Onları görmesek bile. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramla sohbet ederken kardeşlerimi özledim diyor. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyor. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim henüz daha burada olmayanlar, henüz doğmamış olan müminlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biz daha dünyaya gelmeden şu kadar yıl önce ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminleri kardeşi olarak ilan ediyor. İman öyle bir bağdır. Küfür de bunun aksine yani öyle bir bağları koparan, telef eden, bitiren, ifade edende ise bir
kibrit suyu gibi her şeyi imha eden bir şeydir. Şimdi peki babası için mağfiret diledi. Dileceğini vaat etti. Hem de bunu en kısa zamanda yapacağını vaat etti. Ondan sonra artık zaman, sıra, tavır ve tutum belirlemeye ve bunu ilan etmeye gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam bunu da yapıyor. Ve a'tezilukum ve ma ted'un min dunillah. Ve ben sizden de Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınız, taptığınız mabutlarınızdan, uydurma ilahlarınızdan da uzaklaşıyorum ve terk ediyorum sizleri diyor. Ve ed'u Rabbi. Buna karşılık ben Rabbime dua ve ibadet ediyorum. İbrahim Aleyhisselam yapayalnızdır. Dikkatimizi çeker. Dikkat edelim buna. Yapayalnızdır. Babası dahi ona böyle bir tavır takılmıştır. Gözümden kaybol demiştir. Seni görmeyeyim demiştir. Halbuki ona diyor ki babacığım diyor. Sana gelmemiş olan bana geldi. Bana tabi ol, ben seni dost doğru yola ileteyim diyor. O ise onu kovuyor. Daha da fazla uzatırsan seni taşa tutarım diyor. Asa ellâ ekûne bidu'ai rabbi şakiyya. Çünkü ben Rabbime dua etmek suretiyle, Rabbime dua ettiğim için, Rabbime ibadet ettiğim için bedbaht olmayacağımı ümit ediyorum. Bu gibi yerlerde ümit iman manasındadır. Buna kesin olarak inanıyorum. Yoksa acabası yok. Bu gibi yerlerde kesinlik ifade ediyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى Pardon. Ayet-i Kerime bende bakıyorum birden bir kopukluk geldi. Arkasının gelmesi lazım. 49. ayet. فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ Dedi ki وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ Ayete geçmeden buradaki aynı manada kullanılan bu iki kelime üzerinde biraz durmak istiyorum. Burada وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ Sizden ve sizin dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Burada da فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ buyuruyor. 49. ayet. Onlardan ve onların ibadet ettiklerinden ayrılınca, onları bırakıp gidince demek. Burada durmak istediğimiz nokta, dua ve ibadetin aynı anlamda olduğudur. Dua hatta ibadetin özüdür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için öyle duayı basit bir iş görmeyelim. Bu sebeple yalnızca Allah'a dua edilir. Nasıl ki Allah'tan başkasına ibadet edilmiyor ise, Allah'tan başkasına da dua edilmez. Çünkü dua eşittir ibadet, hatta dua ibadetin özüdür. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Eddua'u mihhul ibadah. Mih, Arapçada beyin manasına geliyor, kemik iliği manasına geliyor. İkisinin de ne kadar hayati olduğu iyi kötü hepimiz tarafından biliniyor. Bir insan için gerçekten ister kemik iliği ister beyin hayati unsurlardır. Şeydir. O halde sakın insanlar, maalesef benzerlerini veya bu hataları çokça gördüğümüz, çokça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz.
Allah'a yapılacak dua başkalarına yap diyor. Aynı insana sen bu dua ettiğin kimseye namaz kılar mısın? Onun önünde secdeye varır mısın? Onun için oruç tutar mısın derseniz sen delirdin mi der size. Böyle şey olur mu der. Peki dua yerine göre namazdan daha önde gelen bir ibadettir. Yani duadaki ibadet vasfı yerine göre namazdan daha ileridir. Çünkü biz her halimizde dua edebiliyoruz. Gece, gündüz, yatarken, kalkarken, yatağımızda dönerken, yatağımızdan kalkarken, uyuyacağımız vakit, helaya affedersiniz gireceğimiz vakit, çıkarken, mescide girerken, çıkarken, her halde biz dua ediyoruz. Etmek durumundayız veya edebiliyoruz. Fakat namaz öyle değildir. Namazın özel halleri var, özel şekilleri var, özel şartları var. Oruç hakeza ve buna benzer. Fakat dua hayatın tamamında, her lahzasında yeter ki duanın tek bir şartı var. Aklınızın başında olması. Aklınızın başında olması dua ibadetini yerine getirmemiz için yeterlidir. Başka bir şartı yoktur. Ne abdest olma şartı var, ne taharet üzere olmak şartı var, ne kıbleye dönmek şartı var. Hiçbir şartı yok. Ne belli bir zamanda olması şartı var vesaire, hiçbir şartı yok. Onun için dua her yönüyle, her vaziyetiyle yapılabilecek bir ibadet olması itibariyle. Ve kul ile Rabbi arasında kalan ve riyanın kesinlikle bulaşma ihtimali bulunmayan, kulun Rabbine en yakın halini ifade eden ve esasen namaz ve diğer ibadetler de duayı daha güzelleştirmek için öngörülen ibadetler olduğunu farz edersek, duanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlarız. O halde Allah'tan istenecek bir şeyi, dediğim gibi maalesef asrımızın cehalet neticesinde yaygın fitnesidir, Allah'tan istenecek herhangi bir şeyi kesinlikle hiçbir kimse Allah'tan başkasından istemek gafletini göstermemelidir. Dediğim gibi böyle dua eden eğer varsa onlara bu soruyu sormak lazım. Kardeşim, değerli insan, böyle yapma. Sen Allah'tan başkasına secde etmeyi kabul etmiyorsun. Doğrudur. Allah'tan başkası için namaz kılınmasını kabul etmiyorsun. Doğrudur. Allah'tan başkası için oruç tutulmasını kabul etmiyorsun. Hacca yalnız Allah için gidilmesi gerektiğine inanıyorsun. Hepsi doğrudur. Ama dua da bunlar gibi bir ibadettir. Hatta bunlardan da daha esaslı, daha derin, daha vazgeçilmez, daha yaygın bir ibadettir. Nasıl olur? Sen Allah'a yapılması gereken duayı Allah'ın yarattıklarına yaparsın. Onun için İbrahim Aleyhisselam çok açık söylüyor. O, ben sizden ve sizin dua ettiğiniz ilahlarınızdan uzaklaşıyorum. Allah'tan başka dua ettiğiniz ilahlarınızdan uzaklaşıyorum. Buna karşılık sadece Rabbime dua ederim. Çünkü dua kapsamlı ibadettir. Zira onlar belki putlarına secde etmiyorlardı. Olabilir. Sadece dua ediyorlardı. Ve dua Allah'tan başkasına yapılmıyorken, başkasına hiç Allah'tan başkasına yapılmıyorken o da ondan dolayı diyor. İki, dua bile yapılmıyorsa duadan daha müşahhas, daha açık ibadet olduğu görülen fiillerin hiçbirisi yapılmaz. Hangi açıdan bakarsak bakalım, hiçbir şekilde Allah'tan başkasına dua ve ibadet edilemez. İşte
İbrahim Aleyhisselam ifadelerinde ise bu şekilde tavrını koyduktan ve ilan ettikten sonra dediğini uyguluyor. Müslüman inancı gereği söylediği şeyi yerine getirir ve yerine getirmesi gerekir. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İbrahim ne zaman ki onlardan ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri uydurma ilahlardan ayrılıp uzaklaşınca وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ Ya dünyada mükafatını vermeye başladı. O kafir toplumunun küfründen ayrılıp uzaklaşınca ve bunun gereğini yerine getirince, bu ayrılış ve uzaklaşışını fiilen uygulamaya geçirince وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ Biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Bir toplum kaybetti İbrahim Aleyhisselam inancı dolayısıyla. Bir toplumdan uzaklaştı, terk etti onları. Allah da ona kıyamete kadar gelecek, ondan hayırla söz edecek bir ümmet nasip etti. Allah için yapılan hiçbir iş karşılıksız kalmaz. Yakışır mı Cenab-ı Allah'a? Kendisi için birisi bir şey yapacak ve o bunun karşılığını fazlasıyla vermeyecek. Kendisi için bir şeyler yapılmadan o veriyor. Hele yapılırsa. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا Biz İshak'ı da Yakub'u da nebi yaptık. Peygamberlik verdik onlara. Sadece salih evlat vermiyor. Peygamber veriyor, peygamber. Bu kadarla mı? Hayır. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا Ve onların hepsine, yani İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a rahmetimizden neler neler bağışladık. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا Üstelik onlar hakkında, onlarla ilgili pek yüce, pek üstün bir doğruluk lisanı da takdir ettik. Yani kıyamete kadar gelecek bütün müminlerden, müminler onlardan güzellikle söz edecek. Rahmetle söz edecek. Adlarını andığı zaman salavat getirecekler. Ramazlarında onlara dua edecekler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirdiğimiz zaman, salat okuduğumuz zaman, İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ve selam eylediğin gibi, rahmet eylediğin gibi, Muhammed'e ve ailene de rahmet et diyor. Görüyor musunuz? İshak Aleyhisselam'ın soyundan, İsa Aleyhisselam dahil, İsrailoğullarının bütün peygamberleri geliyor. İsmail Aleyhisselam'dan da son peygamber Muhammed Aleyhisselam geliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de adı anılan İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'da buluşuyor. Bakınız, ilginç bir tecellidir. Hristiyanlar belki Yahudi peygamberlerine, diğer peygamberlere dil uzatmazlar ama Yahudiler en azından İsa Aleyhisselam'a dil uzatırlar. Peygamberliğini tanımazlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Yahudiler de Hristiyanlar da tanımazlar. Fakat Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanlar da. Elbette ki Müslümanların kabulleri doğru olandır her bakımdan. İbrahim Aleyhisselam'dan olumsuz bir şekilde söz eden tek bir din yok. Dinler batıl, Yahudilik ve Hristiyanlık, fakat İbrahim Aleyhisselam'a karşı saygıları var yine de. İşte onlara yüksek bir doğruluk lisanı takdir ettik. Manalarından, hikmetlerinden birisi bu.
Lisane sıdk peki nedir? Doğruluk lisanı. Sadece onların övülmeleri mi? Hayır. Onlar da diyor pek yüce derecede dilleriyle sadakatli insanlardı. Doğru konuşurlardı. Sözlerinde dururlardı. Sözlerine bağlıydılar. Vefakardılar. Yani ey İsmail'in, İbrahim'in, İshak'ın haberlerini dinleyenler, onların güzellikleri size de bir örnek olmalıdır. Onların güzellikleri size de bir örnek olmalıdır ve onların bu güzellikleri onlarda, onların bu güzelliklerinden pek yüce doğruluk lisanı diye söz ediliyor. Arkasından وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. Kitapta Musa'yı da zikret. Çünkü o da büyük mücadele vermiş, ulul azm peygamberlerin büyüklerindendir. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. O İhlasa erdirilmiş. Muhlis, kendisi ihlası elde eden demek. Muhlas, kendisine ihlas verilmiş. İhlas bağışlanmış. İhlas mertebesine yüceltilmiş demek. Musa Aleyhisselam'ın kendi gayretiyle bir insan olarak, bir mümin olarak elde ettiği ihlas mertebesinin de üstüne çıkartılarak Cenab-ı Allah ona ayrıca her türlü zarardan, her türlü zalimlerin ona tasallutundan ve buna benzer tehlikeden, şeytanın şerrinden ne yapılmış? Kurtarılmış, arındırılmış. Bununla birlikte öyle bir arındırılmış ve ihlasa erdirilmiş ki Cenab-ı Allah'la sırf kendisine mahsus olan, her bir peygamberin bir özelliği var. Musa Aleyhisselam'ın da en büyük özelliği Cenab-ı Allah'la birebir ifade edilse konuşması, Kelam-ı Rabbül Alemin'i işitmiş olmasıdır. Bunu elde edebilmek için ifade yerindeyse belli hususlardan kurtarılması, arındırılması, tahlis edilmesi icap ediyordu. İşte Cenab-ı Allah onu Tevrat'ı kendisine verileceği, Cenab-ı Allah'la münacatta bulunabileceği bir mertebeye yükseltmek için ihlasa erdirilmiş bir Resul, bir Nebi. Hem Resul hem Nebi. Öbürleri Sıddık ve Nebi. Fakat orada bir, ihlasa erdirilmiş. İki, Resul. Üç, Nebi. Çünkü ona Tevrat verildi. Risalet verildi. Yani al bu mesajı İsrail oğullarına. Onu nesheden bir başka kitap. İncil, Tevrat'ı tamamen neshetmiyor. Tevrat'ın bazı hükümlerini tadil ediyor. Kur'an-ı Kerim'e kadar, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne kadar Tevrat, İsrailoğullarının temel şeriatı olmuştur. Onun için Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a verilmesi onun risaletinin bir neticesi veya bir ona risaleti kazandıran bir husus. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبُ الطُّورِ الْاَيْمَنِ. Ve biz ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Tur Arapça'da aslında dağ demektir. Dağ demek. Sonraları Musa Aleyhisselam'ın kendisine Cenab-ı Allah'ın seslendiği, dağın bulunduğu ve şu anda bildiğimiz kadarıyla ve büyük bir ihtimalle doğru olan da budur. Sina Yarımadası'ndaki Tur Dağı diye bilinen dağın kendisidir.
dağın sağ tarafından, dağın sağ solu olmaz. Musa aleyhisselama göre sağ tarafından ve dağdan sesleniliyor. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا Ve biz onu kendimize özel olarak konuşmak için Necva, Neci kelimesi oradan geliyor. Necva, özel konuşmak. İki kişi arasındaki özel konuşmaya Necva denilir. Veya üç kişi fark etmez ama özel konuşma, gizli. Üç kişi, iki kişi bir araya geldiği zaman özel konuşursa ona Necva deniliyor. Bunun tabi İslam şeriatında ayrı bir hükümleri var. İnşallah oralara kadar gelirsek bunların hükümlerini de görürüz. Üstelik وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَب۪يًّا Ve biz de ona rahmetimizden kardeşi Harun'u bir nebi olarak bağışladık. Bütün bunlar ne zaman oluyor? Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bir hatırımızdan getirelim. Doğuyor, annesi onu ırmağa atıyor, Firavun sarayında büyüyor. Kıpti ile İsrailoğullarından olan kişi kavga edince, İsrailoğullarından olan kendi dindaşını, ırkdaşını, kavimdaşını müdafaa edeyim derken Kıpti ölüyor. Firavun mahkemesi onun hakkında ölüm fermanı çıkartıyor. İbrahim, Musa aleyhisselam da kaçıyor. Gölgesiz nereye gittiğini de bilmiyorum. Gölgeye çekiliyor malum. Şuayb aleyhisselamın veya salih zatın kızlarının koyunlarını suladığı yerde işini bitiriyor. Yardımını da yapıyor. Kendisi halbuki o vaziyette bakarsanız yardıma muhtaç. Fakat yardımı esirgemiyor. Bunlar ayrı yüceliklerdir. Ondan sonra Rabbine gölgeye çekiliyor. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Rabbim, senin bana indireceğin her türlü hayra öyle bir ihtiyacım var ki. Ne hayır indirirsen hepsine muhtacım. Hiçbir şeyim yok. Yiyecek bir şey yok. Yol bilmiyor, iz bilmiyor, nereye gittiğini bilmiyor. Kimin yanına gittiğini hiçbir şey bilmiyor. Şu asırda bile hiç tamamen yabancısı olduğunuz bir şehirde yapayalnız kaldığınızı veya işte dil bilmiyorsunuz, yol bilmiyorsunuz, iz bilmiyorsunuz. Halbuki dünya kadar imkanınız var. Cebinizde telefonunuz var, paranız var, bilmem neyiniz var vesaire vesaire. Yine insan şaşırır kalır. Ne yapacağım, ne edeceğim, şimdi ne olacak falan filan diyorsunuz. Bilmediğiniz bir yere gittiğiniz zaman ya işte acaba beni birisi karşılayacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı diye bir telaş yaşıyorsunuz. Musa aleyhisselam, ben Rabbime gidiyorum, Rabbim bana doğru yolu gösterecektir diyor. Gölgeye çekiliyor fakat ortada yine bir şey yok. Mesele burada. Her türlü ümidin yitirildiği, kalmadığı, ümitten eser olmadığı bir yerde eğer sen yine Rabbinden ümit varsan iman işte odur. Ümit var olmanı gerektirecek ortada hiçbir şey yok. Fakat Rabbine öyle bir iman ediyorsun ki böyle karşı karşıya konuşuyorlarmış gibi. Rabbim, senin bana indireceğin her türlü bir hayra bir ihtiyacım var diyor. Ben muhtacım diyor. Bitti. Ondan sonra hayırlar sökün ediyor. Hayırlar sökün ediyor. Karnını doyuruyor, kalacak yer buluyor, iş buluyor, eş buluyor, aş buluyor. Çoluk çocuğa karışıyor. Ve bütün bunlardan sonra da Tur Dağı'nda ona nübüvvet veriliyor. Aman yarabbim. Hayır yalnız kendisine değil. Rabbim bana nübüvvet versin, bir de kardeşime ver diyor. Hiç kimse Musa aleyhisselamın Harun aleyhisselama faydalı olduğu kadar hiçbir kardeş bir kardeşe faydalı olamamıştır.
Kardeşim Harun'a da nübüvvet ver diyor. Cenab-ı Allah peygamberini kırmaz. Tamam, ona da verdim diyor. Tahakkuk ediyorum işte. Niye? Evet, Cenab-ı Allah onlara peygamberlik verdi. Fakat gerçekten de peygamberlik için gerekli olan o arınmışlığı, o her şeyden soyutlanmayı, her şeyleriyle kendilerini ifade yerindeyse Allah'a adamayı, her şeyleriyle Allah'a teslim olmayı fiilen tahkik ediyorlar, gerçekleştiriyorlar. Ve böyle bir konumda Cenab-ı Allah onlara nübüvvet veriyor. İbrahim Aleyhisselam uzaklaşıp gidiyor kavminden. Ondan sonra ona İshak ve Yakub'u veriyor. Yakup İshak'ın oğlu biliyorsunuz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı oluyor. Birisi de Yusuf Aleyhisselam. Ve devam ediyor. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا Ve biz ona rahmetimizden kardeşi Harun'u da bir nebi olarak bağışladık. Bir nebi olarak bağışladık. Harun Aleyhisselam'ın nübüvveti tabii şahıs olarak Harun Aleyhisselam'ın hayrına olduğu kadar İsrail oğullarının da hayrına olmuştur. Çünkü Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın halefi oluyordu. Musa Aleyhisselam Tur'a gittiği zaman Tevrat'ı almak üzere 40 gün ayrıldığı zaman şayet Harun Aleyhisselam'ın mevcudiyeti olmasaydı Allah bilir ya, muhtemelen Samiri arkasından belki bütün İsrail oğulları giderdi. Onun için Harun Aleyhisselam'ın nübüvveti aynı zamanda İsrail oğulları için de başlı başına bir rahmet idi. Evet, İbrahim Aleyhisselam ve soyundan gelenlerden burada söz bittikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu olan İsmail Aleyhisselam'a sıra geliyor. Onu da birazdan inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.